Merhaba sanatseverler. Bu hafta bir yönetmen tanıyalımın konuğu, Türk sinemasının bilgesi Nuri Bilge Ceylan. Kendisi senarist, yönetmen ve aynı zamanda fotoğrafçı. Tabii ki kurgusal konuğu. Sinemanın kendisi de kurgu değil mi? Yoksa Şanlıurfa nire, Nuri Bilge Ceylan nire? Gerçi bizim kültürel ve tarihi zenginliklerimizin yanında közlenmiş patlıcan ve biberin tadına varmış olsaydı eminim Nuri Bilge Ceylan Şanlıurfa'dan ayrılmazdı. Peki o aslında hangi filmlerini çekerdi? Büyük ihtimalle ya Fırıncıların Çığlığı, ya Fırıncıların Hazin Sonu ya da Fırıncıların Acıları diye bir film çekerdi. Neyse bunları bir kenara bırakalım. Nuri Bilge Ceylan bir toplumun bilimci gibi sosyolojik olguların durum betimlemesini yapar. Daha önceki filmlerinde insan-doğa ilişkisinden yola çıkan yönetmen, sonraki filmlerinde ise daha çok kent ve taşraya odaklanmıştır. Aynı zamanda taşra olalı böyle bir zulüm görmedi. Zaten Türkiye modelleşme sürecinde taşra bir ikilemde kalmıştı. Sağ olsun yönetmen de taşrayı bu kadar yüklenince karakterler ne yapacağını artık şaşırdılar. Mesela taşranın yalnızlaşmasını, taşranın ikilem içerisinde kalmasını, yabancılaşmasını ele alıyor karakterler üzerinde. Tabii o bu karakterleri taşradan alıp kente yerleştiriyor. Sonra kentten alıp tekrar taşraya yerleştiriyor. Karakter olalı böyle bir zulüm görmedi. Bazen kendi kendimize diyoruz ki keşke bu karakterlere bir iskan politikası uygulasaydılar. Bunlar bir yerleşik hayata geçseydi. Bunun yanında Nuri Bilge Ceylan senaryolarının çoğunu yakın çevresindeki gözlemlediği olaylardan alır. İyi ki Şanlıurfa'da değildir. Mesela düşün Şanlıurfa'da olmuş olsaydı. Şanlıurfa'daki gençlerin elinde Jean-Paul Sartre'nin, Dostoyevski'nin ya da Albert Camus'un bir kitabını görmüş olsaydı 6 ay sonra şap bizim Urfalı gençler beyaz perdede. Filmin adı da Gençlerin Varoluşsal Bunalımları diye ya da Gençlerin Varoluşsal Problemleri diye hemen karşımızda olurdu. Zaten daha önce yönetmen senaryolarını ya da filmin olay örgüsünü bize göstermeye çalışıyordu. Baktı ki herhalde biz bir şey anlamıyoruz ya da çok şeydir, derin konular. Bu sefer anlatmaya başladı. Özellikle kış uykusundaki diyalogların çok uzun olmasından sonra Ağlat Ağacı'nda da habire diyaloglara yüklendi. Kış uykusunu sonbaharın ortasında ben başladığım kışın ortasında bitirdim. Adı üzerinde kış uykusu, inanın bizim uykularımız kaçtı diyaloglar yüzünden. Nuri Bilge Ceylan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de diyalogların çok uzun olması. Hani aklı fikri taşrada ya, en son çektiği Ağlat Ağacı'nın özelliklerine baktığımızda, biraz onu merak ettim hani dedim bu Ağlat Ağacı nedir? Ağlat Ağacı'nın özelliklerine baktığımızda şeymiş hani, kendi başına buyruk, yalnız ve kendi başına böyle tenha yerlerde yetişen bir ağaç türüymüş. Yine taşraya gönderme yapacak ya, ondan dolayı o ağacı ele almış. Yine şükredelim ki incir ağacını ele almadı. Diyalogların uzun olmasıyla birlikte eminim ocağımıza incir ağacı dikerdi. En önemli noktalardan bir tanesi de sosyal bilimcilerin özellikle araştırmalarında filmlere konu olabilecek ya da kaynak teşkil edebilecek özelliklere sahip. En son filmi Ahlat Ağacı'nda bugünkü Türkiye'nin içinde olduğu sosyoloji, kültürel, toplumsal, ekonomik boyutuna dair birçok önemli referanslar içermektedir. Aynı zamanda çok önemli bir kaynak teşkil etmekte. Ve diğer bir noktada eğer Nuri Bilge Ceylan'ın tartışmaları ya da sohbeti filmlerindeki diyaloglar gibiyse Allah eşine ve yakın çevresine yardım etsin. Sadece yapabileceği tek bir şey var. Bilge. Tabii Bilge. Haklısın Bilge. Başka yapabilecek bir şey yok. Çünkü diyaloglar bir başladı mı artık ardı arkası kesilmiyor. Şimdilik Nuri Bilge Ceylan sineması ile ilgili diyebileceklerim bunlar. Beni sabırla dinlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.